Benim için İnönü Stadı'nda Beşiktaş'la ilgili unutamadığım iki tane an var. Bir tanesi Liverpool 2-1 yendiğimiz maçtaki atmosferi hiç unutmuyorum. Yani o kadar müthiş bir gürültü vardı ki, inanılmaz bir coşku vardı. 100-150 bin kişiden çıkacak ses çıkıyordu o zaman. O atmosfer olağanüstü bir şeydi. Onun daha yakınında Olimpiyat Stadı'nda yine Liverpool'u elediğimiz maçta yaşadık ama Olimpiyat Stadı ile İnönü Stadı'nın atmosferi birbirinden çok farklı olduğu için İnönü'de Liverpool'u yendiğimiz, 2-1 yendiğimiz maçı hiç unutmuyorum. Bir de rahmetli Kazım Koyuncu'nun ölüm yıl dönümünde Beşiktaş tribünlerinden "Yeter artık Karadeniz'de insanlar nükleerden ölmesin, Kazım Koyuncu kalbimizdesin" diye pankart açmışlardı. O anı hiç unutmuyorum. İnönü Stadı ile alakalı şunu söylemek isterim. 1947 yılında açılmış bir stat. En güzel tarafı stadyumun açılışında ilk golü rahmetli onursal başkanımız Süleyman Seba atmış. Keşke Süleyman Seba yaşasaydı, açılış töreninde onunla aramızda görseydik. Kısmet değilmiş ama Beşiktaş taraftarının, Beşiktaş camiasının yıllardır beklediği bir değişimdi, bir dönüşümdü bu. Başlamadan bitirilmesi mümkün değildi. Neticede bu Sayın Fikret Orman'ın dönemine denk geldi. Üstelik de Beşiktaş'ın çok zor bir döneminde böyle bir sorunla karşılaştı Beşiktaş. Çünkü maddi açıdan da çok büyük sorunlarla karşı karşıyaydı. Böyle bir ortamda stadı yıkmak, takımı sürekli 3 yıla yakın hep deplasmanda oynatmak ve 3 yıllık süreç boyunca da hep zirveye oynaması Beşiktaş'ın elbette ki çok pozitif tarafı işin. Bu sefer hiç olmazsa ligin bitmesine 8 hafta kala Beşiktaş yeniden taraftarıyla buluşacak. Ben Beşiktaş dünyanın en büyük mahalle takımı. Çünkü bütün bir mahallenin, bütün bir semtin takımı. Benim de en çok hoşuma giden taraf insanların stadyumlara yürüyerek gidebilme imkanının olabilmesi beni çok ilgilendiriyor. Yani metrolarla, çevre yollarında, otobanlarla, işte o hatları kullanarak gidilmesi yerine insanların şehrin içinde yürüyerek gidebilecekleri bir stadyumun olması benim çok hoşuma gidiyor. O yüzden Fenerbahçe taraftarını ve Beşiktaş taraftarını şanslı buluyorum. Çünkü onlar stadlarına yürüyerek gidebiliyorlar. Çoluk, çocuk, ailece. Galatasaray'ınki daha çileli bir yolculuk. Ama Beşiktaş'ın stadı bittikten sonra zannediyorum ki diğer bizdeki taraftarlardan olduğu kadar dünyadan gelen yabancılar tarafından da ilgiyle gidip izlenecek. İzinlerini alan, veren, projesini sağlayan, inşaatın yapımında çalışan, bir küçük vidayı sıkmaktan tutun da bir vinci kullanan işçi kardeşlerimize kadar Beşiktaş yönetiminden herkesi, başta Sayın Fikret Orman'a katkısı bulunan tüm yöneticilerimize Beşiktaş taraftarı adına çok teşekkür ediyorum. Her şeyi büyük Beşiktaş için, asıl olan Beşiktaş'tır bizim için. Sağ olsunlar.